Şimdiye kadar sadece hareketsiz yani durgun akışkanları inceledik. Sadece statik basınçtan faydalandık falan filan. Yani sadece her şeyin sabit olduğu durumlar üzerine eğildik. Şimdi bakalım akışkan hareket halindeyken neler oluyor? Bir bor düşünün. Ya da düşünmeyin ben size hemen çizeyim. Borunun bir ucunun kesit alanı, kesit alanı diğer ucunkinden büyük olsun. Yani kısaca farklı olsun. Borunun bir ucu bu, bu da diğer ucu. Pek güzel olmadı ama idare ediverin. Şimdi, bunun bir akışkanla, daha doğrusu bir sıvıyla dolu olduğunu düşünün. Borunun içinde bir tür bir sıvı var. Diyelim ki, girişteki bu alan, buna giriş alanı diyelim. Borunun girişindeki kesit alanı burası. Burası da çıkış alanı olsun. Sıvının bordan çıktığı alan yani. Borunun içindeki bu sıvı hareket halindeyse ne olur? Diyelim ki boruya v giriş hızıyla giriyor. t saniye sonra boruya giren sıvının hacmi ne olur? Şöyle düşünelim, şimdi böyle bir alanımız var. Bu alan t saniye sonra ne kadar ilerlemiş olur? Temel kinematik formülümüze dönelim. Uzaklık eşittir oran çarpı zaman. Yani alınan yol eşittir hız çarpı zaman. T saniye sonra bu alanı işgal eden sıvı sağa doğru ne kadar yol alır? Bu kadarlık bir mesafede borunun çapının çok fazla değişmediğini farz edelim. Sıvı hız çarpı zaman kadar yol alır. Yani V giriş çarpı zaman. Metre veya başka bir şey olabilir artık hangi birimi kullanıyorsak. Yani T saniye sonra boruya bu kadar su girmiştir. Bu kısmı sudan oluşmuş bir silindir gibi düşünebilirsiniz. Biliyorum gittikçe genişleyen bir bor çizdim ama siz t saniyede alınan mesafe boyunca çapın çok da büyümediğini varsayın. Bu su silindirinin, sudan yapılmış silindirin hacmi nedir? Giriş hacmi bu kadar saniye sonra yani t saniye sonra silindirin giriş alanıyla Durun şu silindiri biraz daha canlı bir renkle çizeyim. Evet, silindirin giriş alanı ile silindirin yüksekliğinin çarpımına eşittir, değil mi? Silindirin yüksekliği hızla zamanın çarpımıydı. çarpı giriş hızı çarpı zaman. İçeri giren sıvının hacmi işte bu kadar. Şimdi hatırlayın. Birkaç video önce sıvıyı herhangi bir sıvıyı sıkıştırılamayan akışkan olarak tanımlamıştık. Yani giren sıvının dışarı çıkmaması içeride sıkışması gibi bir durum söz konusu değil. Giren sıvının hacmi kadar sıvı borunun diğer ucundan çıkmak zorunda. Yani bu çıkış hacmine eşit olmak durumunda. Yani boruya giren ve bordan çıkan sıvının hacmi birbirine eşit olacak. Bu arada bir de şöyle bir varsayımda bulunuyoruz. Bu süre zarfında sıvı herhangi bir sürtünmeye maruz kalmıyor. Sürtünmeyi saymıyoruz. Sıvı düzensiz değil, viskoz değil. Bu arada viskoz sıvı dediğim iç sürtünmesi yüksek olan sıvı iç sürtünmesi yüksek olan yani harekete karşı kendi direncini gösteren sıvı. Eğer bir sıvı viskoz değilse yani bir iç sürtünmesi yoksa bir düzensizlik olmaksızın serbestçe hareket eder. Buna laminer akış denir. Bu kelimeyi bilseniz iyi olur. Yani viskoz akışın tersi işte. Farklı sıvıların farklı viskoziteleri vardır. Viskozite. İleride göreceğiz. Mesela pekmezin veya balın viskoziteleri çok yüksektir. Hatta cam bile aslında esasında viskozitesi çok çok yüksek bir sıvıdır. Öte yandan bazı bileşikler ve manyetik alanlar filan kullanılarak kusursuz laminer akış sağlanabiliyor bildiğim kadarıyla. Biz de şu an kusursuz bir durumla karşı karşıyayız. Neyse, bu koşullarda sıvı sıkıştırılabilir olmadığı için giren hacim çıkan hacme eşit olmak zorunda. O halde t süre sonra çıkan hacim neye eşittir? Aynı şekilde büyük silindiri de çiziyorum. T saniye sonra ne kadar sıvı dışarı çıkacak? Başlangıç anında burada olan sıvı dışarı çıkıp belli bir mesafe alacak. Bakın burada da sanal bir silindir oluştu. Peki bu silindirin yüksekliği nedir? Bu büyük V bu arada. Büyük V hacmi küçük V hızı temsil ediyor. Şimdi çıkış hızımız küçük V çarpı aynı zaman o halde t süresinde t süresince buradan çıkan sıvının hacmi ne olur? Bu taban alanı ile bu yüksekliğin çarpımı kadar olur. Yani aynı t süresinde buradan çıkan hacim eşittir çıkış alanı çarpı çıkış hızı çarpı t. Bakın bir kez daha söylüyorum. Biliyorum papağan gibi tekrar edip duruyorum ama işin püf noktası bu t süre sonra bu silindirin hacmi, bu silindirin hacmine eşit olmak zorunda. Çıkış silindiri muhtemelen bu kadar yüksek olmaz tabi ama neticede hacimler eşit olacak. Buradan çıkan su, buradan giren sudan fazla olamaz. Ve aynı şekilde buradan çok su girip, çok su girip, buradan az su çıkamaz. Çünkü sıvılar sıkıştırılabilir değildir. Kısacası bu iki hacim birbirine eşit. Giriş alanı, yani borunun sol uçtaki kesit alanı çarpı giriş hızı çarpı geçen zaman eşittir çıkış alanı çarpı çıkış hızı çarpı geçen süre. Eşitliğin her iki tarafındaki t'lerin t sürelerinin eşit olduğunu biliyoruz. O halde şöyle diyebiliriz. Giriş alanı çarpı giriş hızı eşittir çıkış alanı çarpı çıkış hızı. Akışkan hareketinde buna süreklilik denklemi deniyor. Çok ilginç sonuçlar doğurabiliyor bu denklem. Birazdan birkaç problem çözeceğiz ama bu noktada, tam bu noktada size yeni bir kavramdan bahsedeyim. Birim zamanda buradan geçen hacme ne denir? Birazdan çözeceğim sorularda bunu da kullanacağız çünkü. Birazdan diyorum ama tahminen bir sonraki videoya sarkacak. Çünkü zaman kalmayacak. Evet, ne demiştik? T saniyede boruya giren veya borudan çıkan hacim bu kadardı. O halde 1 saniyede akan hacim neye eşittir? Büyük ve bölü zaman. Buna debi deniyor. Vektör kalkülüsünde bundan akı adı altında bol bol bahsedeceğiz. Debi bir şeyin belli bir zaman içinde belli bir yüzeyden geçiş miktarıdır. Yani belirli bir zamanda belirli bir yüzeyden geçen hacim miktarı. Bu örnekte yüzeyimiz bu. Yani borunun giriş alanı. Buradan şu kadar sürede ne kadar sıvı akar dedik. Yani her T saniyede bu yüzeyden geçen hacim nedir? İşte buna debi deniyor. Akı ile aynı şey. Geleceğe dönüşte, Geleceğe Dönüş filminde akı kapasitörü Tabii hatırlıyorsanız filmi benim çocukluğumdaydı film. Akı kapasitörü diye bir şey vardı ya, işte oradaki akı. Belki bir ara bu isimle neye gönderme yaptıklarını da tartışırız. Neyse biz akışkanlar için akı değil, debi terimini kullanacağız. Şimdi bakalım bu debi tanımını ve önceden bildiklerimizi harmanlayarak başka ilginç denklemlere ulaşabilecek miyiz? Şunu biliyoruz. Hacim bölü zaman eşittir debi. Büyük V bu eşittir debi debi için genelde r değişkeni kullanılır. Birim de metre küp bölü saniyedir. Ayrıca şunu biliyoruz, giriş alanı çarpı giriş hızı, bu da küçük ve eşittir, eşittir, çıkış alanı çarpı çıkış hızı. Ve buna da süreklilik denklemi deniyor demiştik. Bu denklem akışımız laminer olduğu sürece geçerlidir. Şimdi bakalım, ya da bakmayalım çok uzattık. O zaman bir sonraki videoda bu bilgileri kullanarak bir akışkanın bir boru içinde aktığı sistemdeki gücü bulmaya çalışacağız.